Merhabalar sevgili On Ediyor takipçileri. Bugün televizyon ekranlarından ve beyaz perdeden tanıdığımız ve severek izlediğimiz Murat Cemcir ve Ahmet Kural ile birlikte bir On Ediyor klasiği olan On Ediyor testi çözeceğiz. Bakalım hangi mafya karakteri çıkacaklar? Çözelim. Elebaşı. Ben de Çıbanbaşı. Evet. Bakalım buradan bakıyoruz bize değil mi? Evet. Evet. Soruları siz mi okuyorsunuz? Biz kendimiz tabii mi? Ben okuyayım. Evet, mafya üyesisin madem, sana nasıl bir ev ayarlayalım? Ben her yerde yaşarım valla. Müstakil ama mütevazi bir ev. Malikane tarzı bir ev. Küçük bir apartman dairesinde. Otel odalarını seviyorum. İnsanlardan uzak, gizli bir ev. Ben her yerde yaşarım valla. Ben otel odalarını seviyorum. Hayda. Steril mafya. Sürekli farklı otel odasında yaşarım ya. Ortak bir karar verecek olsak. Ortak bir karar verecek olsak. Her otelde yaşarım yok burada ya. Ben her yerde yaşarım lan. Her otelde. Her otelde yaşarım yok. O zaman malikane tarzı bir ev diyelim. Hayda. O zaman ben bunun çimlerin üstünde uyurum. Sen de içeride kalırsın. Malikane tarzı malikane bir ev diyelim. Diyoruz ve ikinci sorumuza evet. Geçiyoruz. Peki hangisine dokunulursa bu dünyayı onlara dar edersin? Sevdiğime bir şey olmasın dayanamam. Aile her şeyden önce gelir. Aile her şeyden önce gelir. Köpeğime bir şey olursa yıkılırım. Ay arkadaşlarım olmadan yapamam ben. Annemin kılına zarar gelirse bana dokunmasınlar yeter. Ay arkadaşlarım olmadan yapamam ben. Bana dokunmasınlar yeter. Şey ya, aile her şeyden önce gelir tabii. Aile her şeyden önce gelir. İşte anne de var. Şimdi bir dakika, aile derken şimdi annene bir şey olursa mı yoksa ailenin aile bir şey olursa? Sen de aile sayılırsın ya hepimiz yani aile. Hmm, yani toptan aile. Değil. Birine tamam, bir şey olursa aile. Yakarım. Evet. Bir mafya üyesi olarak çocuğunu nasıl yetiştirirdin? Her şeyden korurdum. Güçlü ve sadık yetiştirirdim. Sevgi ve anlayışla büyütürdüm. Çocuk yapmayı düşünmüyorum. Ona acımasız dünyayı öğretirdim. Ona acımasız dünyayı. Yani hocam ona acımasız dünyayı öğretmek lazım usta. Yoksa hani variyet gider. Evet, başta ona acımasız dünyayı öğretirdim ben de evet. Değil mi? Seni manipüle etmiyorum ben. Yok, döve döve öğretirim ben. Başına gelebilecek en kötü şey nedir? İtibarımı kaybetmek, inancımı yitirmek, başarısız olmak, hayat standardımın düşmesi, terk edilmek, hakarete uğramak. İnancımı yitirmek oldu. İnancımı yitirmek oldu. Kabul ettik, sattık. Söyle bakalım, bunlardan hangisi daha çok yapmışsındır? Ağzına kürdan çevirmek, insanlara şüpheyle bakmak, tesbih sallamak, elini öptürmek, burnuna dokunup durmak, altın aksesuarlar almak. Altın aksesuar hiç görmedim ki. Sen gördün mü altın aksesuar? Altın ya. Aksesuar ne ya? Altın ulan. Ulan işte altın diş, kolye. Hiç demez normalde lan. Ulan. Altın aksesuar işte arabaya takılan aksesuarların altın olanı. Biblo gibi. Tesbih sallama. Bu insanlara şüpheyle bakmak. Evet. Evet. En iyi yaptığımız şey. Bir mafya üyesine soracağımız son soruyu soruyoruz. Sizce dünyayı ne kurtaracak? Bana mı sordun? Umurumda değil. Canım dünyayı ben bile kurtaramam. Kendimi kurtardım da dünya kaldı. Biz istersek kurtulur, istemezsek kurtulmaz. Sevgi kurtarabilir, gülme ciddiyim. Sevgi kurtarabilir, gülme ciddiyim. Bolla çalışan araba. Sevgi kurtarabilir. Vallahi gülme ciddiyim ben. Ciddi söylüyorum. Sevgi kurtaracak abi. Güzel soru. Hangi ülkenin mafyası olmak isterdin? Rus mafyası, Çin mafyası, İrlanda mafyası, Sicilya mafyası, Türk mafyası, Meksika kartelleri. Türk mafyası ya. Türk mafyası. Meksika. Çin. Usta daha kalabalık. Sicilya. Evet kalabalık, hızlı ve kısa boylu olan doğru. Çin mafyası. Çin. Herkesi görürsün, kadro kalabalık olur. Aynen. Bir de bunlar toplu saldırıyor. Tabii. Bir anda böyle. Allah korusun mafya çatışmasında seni kaybettik. Arkandan kimden hangi şarkıyı çalsınlar? Tanrı istemezse. Tanrı istemezse yaprak düşmezmiş Müslüm Gürses. Rahmetli anıyoruz. Arkadaş Melike Demirağ. Yalnızım dostlarım İbrahim Tatlıses. Şerefime namusuma Demet Akalın. Elvan Dalton, Murat Cemcir, Ahmet Kural. Gıybet Serdar Ortaç. Gıybet Serdar Ortaç. Çünkü bizim gıybet olur. Bizim cenazemizde çok gıybet yaparlar. Ben söyleyeyim bak gıybet. Gıybet çalsın herkes bak kullansın. Dillere destan bir kız istemeye gideceksiniz. Yanında kimi götürürdün? En şimdi yakın dillere arkadaşım. Destan bir kız istemeye mi gideceğiz yoksa dillere destan bir kız yani istemeye evet. Gideceğiz? O önemli. Kız mı dillere destan yoksa
Ortam mı dillere destan? Giderken mi dillere destan bir şekilde edeceğiz? O önemli. Zorluyorlar beni. Evet. Neyse bakalım. Dillere destan. Kız isteme dillere destan. Ama tabii tamam. Sizin isteyeceğiniz kız da dillere destan olacaktır zaten diye düşünüp buradan kurtardım mı? Kurtarmışımdır evet, diye dillere düşünüyorum. Dillere destan olsun canım olsun. En yakın arkadaşımı götürürdüm. Babamı götürürdüm. Kimi götüreyim başka? Şöyle zengin bir akraba havalı olur. Dayı oğlum olmadan asla. Bir aile büyüğü uygun gelir. Kendim giderdim. Bana herkes kızını verir. Kendim gitmezdim. Bana kimse kızını vermez tek gidersem. Aile büyüğü uygun olur. Dayı olma gerek yok. Zengin bir akraba gerek yok. Eziliriz. Babamı götürürdüm. Kimi götüreyim başka? Güzel, güzel. Ben babamı götürürdüm. Evet ya. Ay, en yakın arkadaşımı ne götürürüm? Biraz da mafya modasına göz atalım. Evet. Hangisi sana uygun? Şıklığımdan asla ödün vermem. Kapşonlu spor kıyafetlere bayılırım. Fazla göze batmayan şık kıyafetler. Bu arkadaşlar tam benlik. Güneş gözlüklerim olmadan asla. Zerafet her şeyden önce gelir. Casual diye bir şık şıklığımdan asla ödün vermem diyeceğim ama. Şıklık. Yok gayet şıksın. Şıklığımı şey yaparız ya. Evet, ama usta şimdi şıklık. Dikkatli çekmemek lazım illa. Evet evet. Bence şu kapşonlu spor kıyafetlere bayılırım kimse anlamaz. Sanki sabah koşuya çıkmışsın gibi çıkıyorsun vuruyorsun. Evet herkes. Direkt kapşonlusun diye direkt senin GBT'ne bakarlar oğlum öyle olur mu? O zaman fazla göze batmayan şık kıyafetler. Daha casual. Peki. Daha casual. Casual. Evet artık mafyadan ayrılmak istiyorsun. Bahanen ne olurdu? Bunu isteyeceğimi pek sanmıyorum. Size dışarıdan da yardım ederim. Kadrolu olmama gerek yok. Siz bensiz daha iyisiniz. Ben kendim mafya olmuşum ne bahanesi. Beni bırakırsanız size zarar vermem. Artık SGK'lı bir iş istiyorum. Artık SGK'lı bir iş istiyorum. Evet. Değil mi? Evet. Diğer türlü usta başına bela alırsın çünkü. SGK'lı hani bir iş. Beni bırakırsanız size zarar vermem tehditkar yani. O da olabilir. Yani mafyadaki o anki statümüze bağlı aslında. Hepsini yakıp yıkıp da bırakabilirim. Belli olmaz. Ama evet SGK'lı. Evet diğer soruya geçtik. Son olarak mafya bile olsan asla vazgeçmemen gereken şey nedir? Tabii ki güç. Mafyalarda sever sevgiyi bırakmamak lazım. Sadakatten ödün vermemeliyiz. Her koşulda dostluktan vazgeçmem. Ailemden hiçbir zaman vazgeçmem. Keyfimden ödün vermem. Keyfimden ödün vermem. Aynen katılırım. Evet. Keyfimden hayat ödün vermem. Evet. Kurnaz bir arabulucusun. Evet, tamam, arabulucu çıktınız. Buyurun okuyalım testimizin sonucunu. Dışarıdan bakınca tam bir pislik gibi görünebilirsin. Ama sen olmasan o kafasızların hepsi birbirini gebertmişti. Şimdi bu ikimiz birden arabulucuyuz değil mi? Deli yürekteki savaş vardı o. O savaş karakteri. Evet, ne zaman başlar? Seni arıyorlar ve sen geniş çevren ve diplomatik karakterinle her şeyi çözüyorsun. Ayrıca tek bir mafyaya bağlı olmamakla ortamın en özgür tipli suçlusu sensin. Mafya çöker sen çökmezsin. Bu ortamların gerçek patronu hep sen olacaksın. Sen her yerde tutunabilecek bir karaktersin. Aferin Amir Kural. Aferin Murat'cığım. Yani hem oraya gidiyor hem oraya gidiyor. İki tarafı birden idare ediyor yani. Aslında tam Mizika doğru cevaplamışsınız. Karaktersiziz aslında yani. Çift karakterli yani. Anladın mı? Ara bulacağız ya.